Evet, haklısın. Bak bir de bunların şeyleri burada diyor ki arkadaşlar şartları. 3 yaş diyor. Bu tam bana göre, ben oynayacağım bunu. Ben açacağım. 3 yaşında. Ben açacağım. Hayır, ben açacağım. Ya 3 yaşında. Bu benim oyuncağım. Ya. 3 yaş diyor, ben açmam lazım. 3 yaş üstü. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kız babasına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bunlar ne Elif? Maske. Ne maskesi bunlar böyle? Fabrika Toys. Fabrika Toys maske göndermiş Elif arkadaşlar. Neden acaba? Neden? Evet arkadaşlar, Elif gene harçlıklarını biriktirdi. Kendince. Hem bu sefer ama annemlere ve babama da aldım. Evet. Kendime eşya kalmadım. Ya onu babam alacak. Ben biriktirdiğim, o zamana kadar biriktirdiğim harçlıklarla babama vereceğim. Evet. Yani bir açılımındayız arkadaşlar. Şöyle bir sürprizimiz var. Böyle bir sürprizimiz var. Şöyle tersten göstereyim önce şöyle. Şurada atlar falan var. Arkadaşlar çok güzel. Ne acaba? Elifciğim bu ne acaba? Arkadaşlar merak ediyor mu ki? Arkadaşlar bu arada bunu ben kendim sipariş ettim. Kendi isteğimle. Evet. Babamın da istemesiyle tabii. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Hatta babam bile bunu bakar alacak dedi. Bakar mısın şunları şirinliğinde şöyle. Hem 8 tane çıkıyor. Kaç tane varmış Elif? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane poni mi bunlar? Evet. Ve bir sürü yiyecekleri arkadaşlar. Evet. Ondan sonra bak buradaki şeyler toynaklarına takılması için baba. Evet haklısın. Bak bir de bunların şeyleri. Burada diyor ki arkadaşlar 3 yaş diyor. Bu tam bana göre, ben oynayacağım bunu. Ben açacağım. 3 yaşında. Ben açacağım. Hayır ben açacağım. Ya 3 yaşında. Bu benim oyuncağım. Ya. 3 yaş diyor, ben açmam lazım. 3 yaş üstü. Arkadaşlar Elif'i çıldırmak çok hoşuma gidiyor. O zaman çıldırmıyorum. Al bakalım hadi. Elif'ciğim açıyor şimdi arkadaşlar. Biz bantlarını açmıştık bu arada. Evet. Rahat açalım diye videoda. Baba biraz zor çıkar. Bunlar da tabanını da ben kullanırım. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bunların bir isimleri var mı? Sen biliyor musun Elifciğim? Baba bak şu deri, bak der, isimleri bak bazı karakterlere benziyorlar. Baba ilk eşyalarını çıkardım ama son pöbüller. Tamam eşyalarını göster o zaman, neler varmış. Evet, ama arkadaşlar olmamış. Böyle bir çekmeceleri var. Şunu şöyle bir kenara koyalım. Çekmeceleri var. Evet. Arkadaşlar bugün motor videomuz var. Baba şunu çıkarttım. Hemen çıktı. Evet. Arkadaşlar böyle şeyimiz var. Bakın. Baba onlar. Bayağı zor çıkıyor bunlar ya. Zaten şunu şöyle çıkaralım dışına da. Evet. Şunu da kenara koyalım. Şöyle alttan bastırınca daha rahat çıkar değil mi? Evet. Böyle de olmuyor sanki baba. Arkadaşlar yine böyle benzer şey var. Şunlar. Evet. Arkadaşlar. En son poliler. Evet böyle. Bant var. Çıkardığım sorular detaylıca gösterelim. Tamam, gösterelim. Uçmasın. Uçtum. Evet, başka kalmadı. Şimdi bu kaldı. O sticker mı? Hayır, karton. Karton oldu. Yapıştırma herhalde bu. Şöyle bir sticker gibi bir şey herhalde. Hayır, karton bana. Tamam. Hangisiyle başlayalım? Bununla başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Vallahi çok güzeller mi şimdi? Çok güzelmiş. Şununki çıkıyor bir ihtimalle. Çıkmıyor. Çok kolay çıkıyor zannediyordum. Çıkıyor mu? Şöyle şunu da kenara koyalım. Bak arkadaşlar o kadar güzel yapılmış ki şapkadan çıkıyor zannediyorsunuz. Evet. Ama çıkmıyor. Şimdi şöyle bir sıralayalım önce şunları. Atmışlar kapıyı. Bu ayakta mı duruyor? Ayakta duruyor. Evet, öyle. Bak. Onu şöyle koyabilirim.
O şimdi böyle. Böyle. Kuyruğuna yapıyor. Bunların hepsi sanki kovboy gibi Elif'cim ya, değil mi? Hepsi mi? Şapkalara baksana, kovboy şapkaları var üstünde. Evet. Içinde. Değil mi? Şunlarda. Arkadaşlar şimdi eşyaları içelim. Evet. Biraz göstermedim, onun çoğunu göstermedim. Böyle çekmecemiz var. Evet. Onlar bir tane polimizi aldık. Kaşık mı? Ne onlar? Şunu aldık. Evet. Bunlar böyle kaşık. Ayağım takılıyor. Bak. Buradaki kalanı kaşık. Kaptan bir şeyler mi yiyorlar o şekilde? Evet. Böylece patladı yemeğimiz var. Burada şey mi yapıyorlar acaba? Şunun üstüne kahvaltı. Çıkıp böyle buradan bir şeyler mi, yani buraya koyup bir şeyler mi yiyorlar ki, yoksa üstüne mi çıkıyorlar kahvaltı ki böyle? Kahvaltı yapıyorlar. Öyle de kullanılabilir. Çok şahaneymiş ya. Baksana bak, şunlara. Arkadaşlar bakın, burası şey yapar. Bir yuvarlak masa yapalım mı bunlara? Baba bak. Toplansınlar mı masanın etrafında? Baba bak. Aynı zamanda yatak olarak kullanılıyor. He, yatak olarak da kullanılıyor. Şey çok güzelmiş. Bende bir tane daha var böyle konu. Evet. Şöyle yuvarlak masada yemek yiyorlar arkadaşlar, gördünüz mü? Elif oyuncakların çok güzel ya. Kıskandın mı? Ben biraz çay içeceğim. Sen çay mı içeceksin? Evet. Ben çay yumurta yiyeceğim. Arkadaşlar bu oyuncakları Elifciğim yani kendi harçlıklarıyla biriktiriyor. Şimdi daha önce kendi isteğini bırakmıştık. Kendi isteğiyle gittiğimiz bir yerden kendi seçmişti. İçinden küçücük bir şey çıkmıştı ve pişman olmuştu. Şimdi beraber karar verdik. Önce kendisi buldu. Fırın gibi değil mi? Evet, içinde pişiriyorlar herhalde. Baksana bu fırın tepsisi herhalde. Baksana. İçine mi koyuyorlar? Baba. Evet. İçine koyuluyormuş bunların. Evet, bu da fırında mı pişiriyor? Arkadaşlar bir şey bulduk. Evet. Bunu böyle aynı zamanda çek. Polimerimize ne yapıyoruz? Cupcake mi yapıyoruz Elif? Evet, cupcake yapıyoruz. Evet, harika. Arkadaşlar bir de şöyle de kullanabilirsiniz. Arada sırada yatağınız yoksa. Fırının üstünde yapmaz herhalde. Yatmaz da bir. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Normalde bu oyuncaklar ne kadar Elif? 179 mu? Öyle yani. 136 146 146 bir şey. Ya normalde pahalıydı. İndirime girmiş. Tamam işte, indirimli fiyat o fiyattı ya. İndirim yazmazsa üstünde indirim yok demek. Öyle demiyorlar. Şimdi normalde bunun fiyatı 200 liradır. İndirimli fiyatı 139 liradır mesela. O şekilde. Bu aşçıya benzemiyor mu? Evet. Bence bu buradan fırınını açsın. Arkadaşlarına cupcake. Hadi arkadaşlar cupcake pişirsin, gelsin bakalım. Evet. Ben kendi polimi de getireyim. Şeyler var baksanıza arkadaşlar. Şöyle. Ben kendi... Bunda bak başka bir şey pişiriliyor herhalde. Burada kurabiye. Bunlar kapları var. Kurabiye. Evet. Pastalarımız. Baba ne kadar şanslıyım. Yarın ben ölüyorum. Bugün oyuncağım geldi. Değil mi? Evet. Ben kendi polimi getiriyorum. Arkadaşlar ben koşup bir şey alıp geliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Çocukların hani kendi harçlıklarıyla bir şeyler alması, kendi paralarıyla değerlendirebilmesi, onu yönlendirmesi çok güzel bir şey aslında. Elif bunu çok güzel yapıyor şu anda. Normalde 450 lira falan bir bayram harçlığı vardı. Bunun 180 lirasıyla annesine bir hediye aldı. Bir 100 lirasıyla bana bir hediye aldı. Yani küçük demeyin aslında, yani bu şeyleri çocuklara öğretmek lazım. Kendi harçlıklarını biriktirip yani değerlendirmeyi bilmeli. Kendi parasıyla bir şey aldığı zaman o eşyanın değerinin daha değerli olduğunu anlamalı. Onun için onlara yani oyuncak alırken de yönlendirin arkadaşlar. Şimdi mesela biz Elif kendini denesin diye daha önce bir oyuncak almasına izin vermiştik. 150 lira gibi bir para vermişti. Oyuncak çok küçük bir şey çıktı. Yani hiç hoşuna gitmeyen bir şey çıktı. Sürpriz kutusu olduğu için. Sonradan pişman oldu o paraya. Ama bunu da yaşaması lazım, öğrenmesi lazım. Bu şekilde yaşaya yaşaya. Şimdi mesela bakın 8 tane burada o ponisi var, oyuncağı var, bir sürü aletleri var, elevatı var. Yani güzel bir set bu bence. Çocuklara tavsiye edebiliriz bu şekilde. Elifciğim geliyor musun? Hadi gel.
Hadi artık vedalaşalım Elif'ciğim. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay, görüşmek dileğiyle. Biz biraz Elif'le oyunumuzu oynayalım artık değil mi Elif'ciğim? Evet. Ha? Arkadaşlar tavsiye eder misin bu oyunu? Çok çok bol bol aklımda. Bol bol aldı arkadaşlar. Bol bol. Hem evet, arkadaşlar. Hepsi buradadır. Evet arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.